Burç Akademi'den herkese merhaba arkadaşlar. 10. sınıf matematik dersi 1. dönem 2. yazılısıyla karşınızdayız. Evet 2. yazılı konularıyla ilgili sizler için şöyle bir çalışma yaptık arkadaşlar. Fonksiyonlar yazılıda kesin karşımıza çıkan bir ana başlığımız ve bilmemiz gerekenler diye bir bölüm oluşturduk sizler için. Mesela değer isteniyorsa x yerine istenen sayı yazılır. Bunu zaten başından beri söylüyoruz. İşte fx eşittir ee, falan filan diye bir denklem verildi. X yerine 3 ya da 5 yazmamız istenirse denklemde de X yerine 3 ya da 5 yazıyor olacaksınız. Grafik okuma bakın burası önemli arkadaşlar. Ee, grafik okuma her yazılda muhakkak bir tane soru içerir. Grafik okuma x ekseninden y eksenine doğru yapılır. Zaten birazdan sorularımızın içerisinde de bunları göreceksiniz. Grafik okumanın nasıl e, x ekseninden y eksenine doğru yapıldığı ile ilgili. Evet, başka bileşke fonksiyon demişiz. Her yazılda muhakkak bir tane vardır. F bileşke G demek şu demek. F'nin içine G yazılır. Yani sağdakini alıp soldakinin içine yazıyoruz. G bileşke fix dediğimizde G'nin içine F yazılır. Yani sıraya uymak zorundayız. Unutmayın arkadaşlar. Bunlar bizim için önemli hayat kurtaran bilgiler. Buraya özellikle dikkat edin lütfen. Sabit fonksiyon, denklemde x yok, adı üstünde sabit, içinde değişken olmamalı. Yani x'in, yani değişkenin katsayısı sıfır yapılmalı. Birim fonksiyonda ise f(x) eşittir x şeklinde yazıyoruz. Yani içine ne yazdıysanız karşınıza sonuç olarak o çıkıyor. Doğrusal fonksiyon, bu da önemli bizim için. Yani bakın sabit birim doğrusal yazılda bu üçünden biri çıkar arkadaşlar bunu unutmayın. Doğrusal fonksiyonu gördüğümüz gibi ax artı b şeklinde bir denklemi hemen yapıştırıyor olacaksınız bunu lütfen unutmayın. Fonksiyon fx eşittir y şeklinde verilmiş ise devamında bakın şunu söylemişiz f'in tersiye eşittir x yani tanım kümesi ile değer kümesi yer değiştirirse elinizdeki fonksiyonun tersini almış olursunuz. Örneğin fx eşittir 3x artı 5 diye bir denklem verildi size. Ve bu fonksiyonun tersiyle ilgili işlemler istenirse denklemin tersini almakla uğraşmaktan ziyade 3x artı 5 ile x'in yerini değiştirirseniz fonksiyonun zaten tersini bulmuş olursunuz. Sonra f bileşke f'in tersi bu da yazılda karşımıza çıkar arkadaşlar. Bir fonksiyon ile tersini buluşturursanız daima birim fonksiyonu elde edersiniz. Tabii ki bu kuraldan ziyade e, biz daha çok buraya odaklanalım. Çünkü bu her şeyi açıklıyor. Bileşke fonksiyon var karşınızda. Sağdakini soldakinin içine yazdığınızı anlatıyor bu. Buna özellikle dikkat edin. Fonksiyonlarda tekrar söylüyorum bakın grafik okuma bileşke işlemi ve sabit birim ya da doğrusal fonksiyon bu üçlüden biri muhakkak çıkar. Bunlar zaten kesin karşınıza çıkıyor olacak. Şimdi devam edelim. Başka. Şimdi polinomlar ve çarpanlar ayırma. Diğer iki e, ana başlığımız. Önce e, polinomlarla ilgili bilmemiz gerekenleri hemen bir hatırlayalım. Px polinom ise x'in kuvvetleri doğal sayı olmak zorunda ve kesin karşınıza çıkar x'in kuvvetleri doğal sayı olmak zorunda. x kare, x küp, x üzeri 1, x üzeri 0 gibi sayılar olmalı. x üzeri eksi 3, eksi 2 yazamazsınız. Yani bunu anlatıyoruz. Daha sonra polinomdaki en büyük kuvvet sizin derecenizi anlatıyor. Ve hatırlayın bunu e, derste der p x şeklinde yazıyorduk. Bunu hatırlarsınız hemen. İki polinom eşit ise evet yazılı da iyi puan almak için gözümüzden kaçırmamamız gereken basit sorulardan birisi. İki polinom birbirine eşit ise aynı dereceli terimlerin katsayıları eşit olmalı. Yani bir polinomda 3x küp yazıyorsa diğer polinomda da 3x küp olmalı. Eksi 4 çarpı x kare yazıyorsa diğer polinomda da eksi 4 çarpı x kare olmak zorunda. Sonra evet bunu neredeyse yazılıların olmazsa olmazı diye isimlendirebiliriz. 4 yıldız koyuyorum o yüzden. Bölme işlemi yapmadan kalan bulmak için böleni sıfıra eşitliyoruz ve x yerine yazman gereken sayıyı buluyorsun. Bulduğun bu sayıyı polinomda yerine yazarsanız artık kalanınızı bulmuş olursunuz arkadaşlar. Örneğin px'in x eksi 3 ile bölümden kalanı bulmak için x eksi 3 eşittir 0. x yerine 3 yazıyorsunuz. O 3'ü de polinomda yazdığınızda zaten o polinomun x eksi 3 ile bölümden kalanı bulmuş olursunuz. Eğer normal bir bölme işlemi yapmanız gerekirse yazılda hatırlamanız gereken şartınız bakın burada. Ne demişiz? Der kx küçüktür der p Yani arkadaşlar kalanın derecesi bölenin derecesinden unutmayın küçük olmak zorunda. Şimdi gelelim diğerine yani çarpanlara ayırmaya. Arkadaşlar çarpanlara ayırmada henüz Konunun başında olacağınız için sizin burada hatırlamanız gereken nokta şu olacak. Bakın ilk iki alt başlığımız yani ortak çarpan parantezi ve gruplandırma. Bunlara özellikle dikkat edin. Ne demişiz bakalım? Hemen size bir tüyo verelim bununla ilgili ortak çarpan parantezine almak için her terimdeki ortak ifadeyi görmeniz gerekir. Örneğin 2x 4 dediğimi düşünelim. Bunu 2 parantezine alıp x eksi 2 şeklinde yazmayı biz ortak çarpan parantez adını veriyoruz. Unutmayın her terimde ortak olan terimin çarpma ile parantezini alıyoruz. Bir diğer yöntem ise her terimde ortak terim yok ise gruplandırma yapıyoruz. Ve arkadaşlar gruplandırma genellikle 4 tane 6 tane terim olduğunda geçerlidir. Yani şunun gibi ax artı by artı ay artı bx gibi. Şimdi bu dörtlüye bakarsanız arkadaşlar e 4 terimde de ortak şeyler var ama hiçbirinin ortak bir tane bile elemanı yok. Ama ortak olma olayını gruplandırma şeklinde düşünürseniz yani hocam ben bununla bunun B'lerinin ve A'larının ortak olduğunu söylüyorum dediğiniz anda gruplandırmada yanlış yapma ihtimaliniz kalmıyor. Bunu unutmayın. Şimdi geçelim yazılı sorularımıza. Hemen sorularımıza başlayalım f birim fonksiyon ve g sabit fonksiyon olmak üzere f 3x artı 1 eksi gx eşittir 3x eksi 7 eşitliği veriliyor. Buna göre f3 artı g eksi 3 toplamı kaça eşittir diye sormuş. Şimdi f fonksiyonun birim fonksiyonu olduğunu biliyoruz. Yani f'in içine ne yazarsak o bizim karşımıza tekrar fonksiyon denklemi olarak çıkıyordu. G'nin de sabit fonksiyon olduğu verilmiş. Yani Gx'te de artık şunu söylüyoruz. X yerine ne yazarsanız yazın sonucunuz hep aynı sayıyı anlatıyor olacak. Şimdi benim bu denklem hallerini bulmam gerekiyor. Bakalım ne demişiz. F'in içine 3x artı 1 yazılmış. E f 1'in fonksiyonu olduğuna göre demek ki arkadaşlar siz sonuç olarak karşınıza denklem olarak yani 3x artı 1'in geldiğini fark etmelisiniz. Hemen yazdım. 3x artı 1. Sonra G'nin zaten sabit bir fonksiyon olduğunu biliyorum. Bu ne demek? Şu demek. Siz burada x yerine ne yazarsanız yazın. Sonucunuz hep aynı sayıyı anlatıyor. Arada eksi var. Eksi c diye anlatalım. Burası da demek ki 3x eksi 7'yi anlatıyor. Şimdi bizim burada amacımız bakın c'yi bulabilmek. 3x'lerden kurtuldum zaten. 1 eksi c eşittir eksi 7. Eksi c'yi buraya aldım. Eksi 7 de buraya aldığımızda C de buradan arkadaşlar 8 oldu. Demek ki G fonksiyonu sürekli olarak 8 e anlatıyor. Yani G eksi 3'ün değeri 8 oldu. E F de zaten birim fonksiyondu. Demek ki arkadaşlar X yerine 3 yazdığınızda buradan 3 geldi. Bizden toplamın değeri istenmişti. 3 artı 8 de 11 oldu. Evet f r'den r'ye olmak üzere f fonksiyonunun grafiği orijine göre simetriktir. Orijine göre simetriktir. fx artı 2x eşittir. 4x küp artı f eksi x eksi 2x olduğuna göre f2 değeri kaça eşittir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar bizim burada dikkat etmemiz gereken nokta bakın şu altını çizdiğim yer. Orijine göre simetrik olmak demek bu fonksiyonun artık bir tek fonksiyon olduğunu anlatıyor. Yani tek fonksiyonda da şöyle yazmıştık hatırlarsanız. Eksi fx eşittir f eksi x. Burada isterseniz bu eksiyi sola e, sağa da alabilirsiniz. Yani fx eşittir eksi f eksi x. O zaman ben burada fx yerine bunu da yazabilirim. f eksi x yerine bunu da yazabilirim. Hangisi işinize geliyorsa. Ben birinciyi tercih ediyorum. Yani şu bilgiyi kullanıyorum ben. İkisi de aynı ama ben yukarıdakini tercih ediyorum. Yani bundan kurtuluyorum. Şimdi bunun yerine artık arkadaşlar eksi fx diye yazdığımızda oluşan denklemimize bir bakalım. fx artı 2x eşittir. 4x küp eksi fx eksi 2x. Bu negatif ifadeyi karşıya aldım. Eksi karşıya geçti. Bir tane burada var. Bir tane de ben getirdim. 2 tane fx eşittir. 4 x küp 2 x'i de karşı aldığımızda eksi 2 x eksi 2 x eksi 4 x oldu. Her yeri 2'ye böldüğümüzde fx fonksiyonu artık 2 x küp eksi 2 x oldu. Bizden f 2 değeri istenmişti. Yani burada x gördüğüm yere artık arkadaşlar 2 yazıyorum. f 2 eşittir. 2 çarpı 2'nin küpü eksi 2 çarpı 2. Burası zaten 8 çarpı 2. 16 eksi 4 demek ki F2 sonucumuzda artık 12'dir diye söylüyoruz. Evet bir başka e, fonksiyon sorumuzda F, G ve H, R'den R'ye fonksiyonlar. Fx x kare x 4, gx 3x eksi 1, hx x artı 5 fonksiyonları veriliyor. F bileşke g'nin tersi bileşke h eksi 3 işleminin sonucunu bulunuz. Arkadaşlar daima aklınızda bulunsun. Sayısal değer bulurken hep sağdan sola doğru gidiyor olacağız. Sağdan sola doğru. Yani benim önce h eksi 3'ü bulmam lazım. h eksi 3 eşittir. E h fonksiyonu burada. X gördüğüm yere eksi 3 yazdım. Eksi 3 artı 5'ten sonucumuz 2 oldu. Yani burası 2'yi anlatıyor. Demek ki sizin şimdi g'nin tersi 2'yi bulmanız gerekiyor. E, g fonksiyonu burada. Hemen bu fonksiyonun tersini alalım bakın. 3x eksi 1 eşittir y. x'i yalnız bıraktığımda fonksiyonun tersini bulmuş olacağım. Eksi 1'i karşı aldım. 3x eşittir e, y artı 1. x de buradan y artı 1 bölü 3 oldu. Demek ki g fonksiyonunun tersi de x artı 1 bölü 3 oldu. Bizden x yerine 2 yazmamız isteniyor. x yerine 2 yazdığınızda artık şunu bulmaya çalışıyorum bakın. g 2 eşittir. 2 artı 1 bölü 3'ten 1 oldu. Demek ki burası 1'i anlatıyor. Son olarak artık son fonksiyonuma geldim çünkü. Yani şuraya bakıyorum. Soru aslında bizden f 1'i istiyor. Artık x gördüğümüz yere 1 yazarsak F1 eşittir. 1'in karesi eksi 4. Yani sonucumuz da eksi 3'tür diyoruz. Evet grafikleri verilen F ve G fonksiyonları için G bileşke G bileşke F4 artı F'in tersi bileşke G'nin tersi eksi 1 artı F bileşke G eksi 6 toplamı kaçtır diye sormuş. Grafikler burada gördüğünüz gibi X ekseninden Y eksenine doğru bir okuma yapmamız gerekiyor. Hemen bununla başlıyorum bakın. E, turuncuyla gösterelim mesela. F4 başlıyorum. Bakın 4 noktası burada. 4'ten unutmayın turuncu F anlatıyor. Mavi G anlatıyor. 4'ten yola çıktığım sonucum artık 2 oldu. Demek ki burası 2. Yani siz şu an burada G 2'yi bulmaya çalışıyorsunuz. E şimdi G 2'ye bakalım. G 2 nedir diye baktığımızda. E şimdi 2 burada. 2'den yola çıktım bakın mavi önümü kesti. Hemen y eksenine döndük. Orada da sonucum 1'i e anlatıyor. Yani şu ifadenin tamamı bizden aslında g1'e istiyor. E g1'e baktığımda grafiğiniz bakın x ekseninin üstünde. Hatırlarsak grafiğimizin x eksenini kesmesi demek y sonucunun 0 olması demekti. Sonucum 0 oldu. Yani burası artık 0'ı anlatıyor. Şimdi buraya geldim. E, g'nin tersi eksi 1. Şimdi bunun değerini bilmiyorum. Neden elimizde G fonksiyonu var? G'nin tersi yok. Biz buna A diye yazalım. G'nin tersi eksi 1 noktasında a eşit. Hatırlarsak tanım kümesiyle değer kümesinin yerlerini değiştirirsek elimizdeki fonksiyonun tersini almış oluruz. Bu da şunu anlatıyordu bize. G'nin tersinin tersini alırsam artık G fonksiyonu buldum. G ne zaman eksi 1'e eşit? Bakın Y eksenindeki değerim eksi 1'miş. Ben nasıl eksi 1 buluşuyorum? Eksi 3 noktasında. Demek ki bu ifade eksi 3'ü anlatıyor. Şimdi şurası artık F'in tersi eksi 3 olduğu. Yine aynı yorum yapıyorum. Ben gördüğünüz gibi F'in tersi fonksiyonuna sahip değilim. Ben F fonksiyonuna sahibim. F'in tersi eksi 3 de B olsun. Biz bunların yerlerini değiştirdiğimizde tanım kümesi ve değer kümesi yer değiştirdiği için fonksiyonun artık tersini almış oldunuz. Fonksiyon ne zaman eksi 3'e eşit? F fonksiyonu. Hemen onu bulalım. Fonksiyon ne zaman? E, eksi 3'tür dediğimizde. Bakın o da burada. Eksi 3 burada. Eksi 3. Ne zaman eksi 3 olmuşuz? 7 noktasında. Yani burası artık arkadaşlar 7'yi anlatıyor. İlk iki ifademi buldum. 0 artı 7. Şimdi buraya gelelim. Onu da artık e, yeşille gösterelim. G'nin tersi 6. Burada yaptığım yorumu yine yapıyorum. Bakın. Burası kaça eşit bilmiyorum. C diye yazdım. G'nin tersi 6 noktasında C eşit. Şimdi biz bunların yerlerini değiştirirsek G'nin C noktasındaki değeri artık 6 anlatıyor. Yani G fonksiyonu ne zaman 6 eşit? Bakın 6 burada. Sonuç kısmına bakıyorum. Ben ne zaman 6 eşit olmuşum? X yerine eksi 6 yazdım da. Yani sizin bu C değeriniz artık eksi 6 anlatıyor. Burası artık arkadaşlar eksi 6 olduğuna göre son ifadeniz sizden f eksi 6'nın değerini istiyor. E eksi 6 burada. Artık unutmayın turuncuya bakıyorum. Eksi 6'dan turuncuya geldim. Grafik önümü kesti. Sonra tekrar y eksenine yöneldiğimizde burası da eksi 2 oldu. 0 artı 7 eksi 2 sonucumuz da artık arkadaşlar 5'tir diye söylüyoruz. Evet. Px eşittir. a artı 2 çarpı x üzeri 4 artı 2 çarpı x üzeri 12 bölen artı 9x artı b. Qx eşittir 2 çarpı x küp artı 2 eksi c çarpı x eksi 7. ifadeleri birbirine eşit iki polinom olduğuna göre a artı b artı c artı ne toplamı kaçtır diye sorun. Şimdi polinomların arkadaşlar birbirine eşit olabilmesi için aynı dereceli terimlerin kat birbirine eşit olmalı. Şimdi p'ye bakarsanız x üzeri dörtlü bir ifade var iyi de QX'de X üzeri 4 terim yok ki. Demek ki bunun olmaması gerekiyor. E bunun olmaması için katsayısı sayısı 0 olmalı. Yani A artı 2 eşittir 0. A da buradan arkadaşlar. Eksi 2 oldu. Bunu buldum. Bu böyle bir terim yok zaten. Sonra baktım burada x üzeri 1 var. Burada da x üzeri 1 var. E burada x üzeri 1'in Kat sayısı 9. Demek ki bu kat sayının da artık 9'u anlatması lazım. Yani 2 eksi C eşittir 9. C de buradan artık arkadaşlar eksi 7 oldu. Bunları da bulduk. Bulduklarımı çiziyorum ki görmesi daha kolay olsun. Sonra B'ye geldim. B zaten sabit terim. E, sabit terim. Q e, polinomunda da sabit terim eksi 7. B o zaman eksi 7 oldu. Bundan da kurtuldum. E, geriye bakın bir tane ifade kaldı. 2 çarpı x küp 2 çarpı x üzeri 12 bölü n. E bunların aynı olabilmesi için artık arkadaşlar buranın 3'ü anlatıyor olması lazım. Yani 12 bölü n eşittir 3. Buradan da n artık arkadaşlar 4 oldu. Bizden hepsinin toplamı istenmişti. Eksi 7 artı eksi 7 artı eksi 2 artı 4'ten eksi 14. 4 daha ekledim. Eksi 10. 2 çıkardım bu toplamda artık arkadaşlar eksi 12'dir diye söylüyoruz. Evet px eksi 2 eşittir 3x kare eksi 5x artı a olarak veriliyor. Px polinomunun sabit terimi 3 olduğuna göre Px artı 1 polinomunun katsayılar toplamı nedir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar hemen sabit terimi bulmayı bir hatırlayalım. Sabit terimi bulmak için sizin x yerine 0 yazmanız gerekiyordu. Ben burada x yerine 0 yazarsam P0 artık 3'ü anlatıyor. Bizden Px artı 1 polinomunun kat sayılar toplamı isteniyor. E kat sayılar toplamını bulmak için de x yerine 1 yazıyoruz. Ben burada 1 yerine yazarsam soru bizden demek ki P2 istiyor. E benim buna gelebilmem için işte burada yorum yapmam gerekiyor. Burası nasıl 2 olmalı? X yerine 4 yazarak da. E ben A'yı bilmiyorum daha. O zaman şu verilen bilgiyi kullanmam lazım. Yani bu A'yı bulmak için ilk verilen bilgi cümlesine geri döndüm. P0 anlatıyor. Burayı 0 yapmak için bizim bakın burayı 0 yapmak için bizim x yerine kaç yazmamız gerekiyor? 2. 2 yerine yazdığımızda P0 eşittir. 2'nin karesi 4 çarpı 3 12 eksi 5 çarpı 2. Burası artık arkadaşlar 10 oldu. Artı A eşittir 3. 12'den 10 çıkardığımızda 2 artı a eşittir 3. A da buradan 1 oldu. Demek ki bu a'nın yerine artık 1 yazıyorum. Şimdi geldim benden istenen ifade P2'ye. Buranın artık arkadaşlar bakın bu x eksi 2 ifadesinin 2 olmasını istiyorum. Yani x eksi 2 eşittir 2. Demek ki bizim x yerine şimdi 4 yazmamız gerekiyor. x yerine 4 yazdığımızda P2 eşittir. 3 çarpı 4'ün karesi eksi 5 çarpı 4 artı bakın a'yı 1 bulmuştum artı 1. 4'ün karesi 16 çarpı 3 48 eksi 20 artı 1. 48'den 20'yi çıkardım. 28 bir daha ekledim. Demek ki bizden istenen kat sayılar toplamı yani P2 ifadesi 29'a eşittir diyoruz. Evet f reel sayılarda tanımlı birebir ve örten bir fonksiyondur. f eksi 1 4 x eksi 1 eşittir. 9 eksi 3 x olduğuna göre F6 f 6 artı f'in tersi 3 toplamı kaç eşittir diye sormuş. Şimdi bakın f'in tersini zaten görebiliyorum şu an. İçerisinin 3 olması isteniyor. Yani buranın benden 3 olması istenmiş. 4 x eksi 1 eşittir 3. 4 x eşittir 4. x de buradan 1 oldu. Demek ki x gördüğüm yere 1 yazmalıyım. F'in tersi 3 eşittir. 9 eksi 3 çarpı 1 yani 6 oldu. Demek ki burası 6'yı anlatıyor. Şimdi burası 6'yı anlatıyor. Hemen fark eden varsa ince bir ayrıntı var burada fark edemezseniz zaten ben işlemi yapmaya devam ediyorum. Şimdi benden F6 istenmiş. E benim elimde fonksiyonun tersi var. O zaman şunu söylüyorum. Diyoruz ki değer kümesi ile tanım kümesini siz yerlerini değiştirirseniz artık arkadaşlar elinizdeki fonksiyonun da tersini almış olursunuz. Yani f 9 eksi 3 x eşittir 4 x eksi 1 oldu. Bizden tersinin tersini aldığım için f fonksiyonuna ulaşmış oldum. Bizden buranın bakın 6 olması isteniyor. E buranın 6 olması için 9 eksi 3 x eşittir 6 3 eşittir 3 x x de buradan 1 oldu. Demek ki bizim x yerine 1 yazmamız lazım. şimdi ben x yerine 1 yazarsam artık f6 eşittir 4 çarpı 1 bir eksi 1'den sonucumuz 3 oldu. Demek ki burası 3. 3 artı 6'dan burası da artık arkadaşlar 9 oldu. Eğer fark etseydiniz bu işlemi yapmak zorunda kalmayacaktınız. Neydi o fark etmeniz gereken şey? Şuna bakarsanız arkadaşlar. F'in tersi 3, 6'ya eşit. Ben bu ikisini yerini değiştirdiğimde zaten F6'yı buluyorum. O da 3'ü anlatıyordu. Bu işlemleri yapmadan da F6 eşittir 3. 3 artı 6 sonucumuzda 9'dur diye yazabilirsiniz. Evet. PX polinomunun X artı 1 ile bölümden kalan 3 X eksi 4 ile bölümden kalan 8'dir. Buna göre PX polinomunun X kare eksi 3 X eksi 4 ile bölümden kalan kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar Şimdi hatırlayın e, bölme yapmadan kalanı bulmak için şunu yapıyorduk. Bölen ifademizi sıfıra eşitliyoruz. X yerine yazmamız gereken sayıyı buluyoruz. Demek ki ben bu polinomda X yerine eksi 1 yazarsam sonucum 3'ü anlatmalı. Hemen yazdım. P eksi 1 artık 3 oldu. Sonra X eksi 4 ile bölümden kalan da 8'miş. E, o zaman da artık arkadaşlar şunu söylüyoruz. Diyoruz ki x eksi 4 eşittir 0. x yerine demek ki 4 yazdık. 4 yerine yazdım. P4 de buradan 8 oldu. Şimdi bunu unutmayın. Bu ikisi ile şu ifade arasında daima bir ilişki var arkadaşlar. O da nedir? x kare eksi 3 x eksi 4 ifadesi aslında x artı 1 ile x eksi 4'ün çarpımını anlatıyor. Zaten bu ilişkiyi kuramazsanız bu soruyu çözemezsiniz. Bu bir. İki. Bölen polinom ikinci dereceden olduğu için kalan daima birinci dereceden yani mx artı n şeklinde olmalı. Şimdi ben bununla bölme yapmak bana zor geldiği için ben bunlara kaçıyorum zaten. Şimdi buranın sıfır olması için o genel ifademizi bir yazalım. Px eşittir. Bölenimiz x kare eksi 3x eksi 4 çarpı bölüm artı kalan. Yani mx artı Ben buradan komple kurtulmaya çalışıyorum. Yani buranın sıfır olmasını sağlamalıyım. E buranın sıfır olmasını sağladığımda zaten kalan ifademiz kalacak. Burası nasıl sıfır olur? Bak çarpanlarımız burada. Yani eksi 1 ve 4 yazmamız gerekiyor. X gördüğümüz yere. X yerine eksi 1 yazarsanız burası sıfır yaptı. Çarptığımda sıfır oldu. Bx de çarparsam sıfıra yakaladım. X yerine eksi 1'i unutmayın. Her yerde yazıyorsunuz. Eksi 1'i yazdığımda Eksi m artı n eşittir. E siz x yerine eksi 1 yazdığında sonucunuz zaten 3'ü anlatıyordu. Artık 3 oldu. Bunu da kullanmalıyım. Yani x yerine 4 yazdım. 4 eksi 4 sıfır oldu. Çarptım sıfır. Bakın burası komple sıfır oldu. E ben x yerine 4 yazdım zaten söyledim. 4 m artı n eşittir. Bu arada siz x yerine 4 yazarsanız sonucunuz da 8'i anlatıyor. 8. Şimdi taraf tarafa topluyorum. N'lerden kurtulmak için yukarıya eksiyle çarptım. 5M eşittir. Eksi 3 artı 8. 5 oldu. M de buradan 1 bir oldu. 1'i yerine yazdım. İster yukarıda yazın ister aşağıda yazın arkadaşlar. 4 çarpı 1'den burası 4. 4 artı N 8 olduğuna göre N de artık arkadaşlar 8 eksi 4'ten 4 dört oldu. Biz kalan polinomumuzun kat sayılarını bulduk. 1 ve 4. Demek ki kalan polinomumuzda 1 çarpı x yani x artı sabit terimizde 4 olduğuna göre x artı 4 de kalan polinomumuzdur diyoruz. Evet x ve y birer pozitif reel sayı x kare artı y kare eşittir 28 ve x çarpıya 8 olduğuna göre x artı y toplamı kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar şunu unutmayın. Sizin kareler toplamını anlatan hiçbir özdeşliğiniz yok. Sizin buraya gelebilmeniz için x artı y'nin ya da x eksi y'nin parantez karesini almış olmanız gerekiyor. Hangisi olduğunu nereden seçiyorsunuz? Siz de sorudan istenen ifadeden anlıyorsunuz onu. Şimdi x artı y'nin kaç eşit olduğunu bilmiyorum. Bunu a diye yazdım. Bunu bulmaya çalışıyorum şu an. Ve benim bu bilgiye gelebilmem için bakın artık buranın karesini aldım. Buranın da karesini aldım. X artı y'nin parantez karesi. X kare artı 2xy artı y kare eşittir a'nın karesi. E şimdi x çarpı y 8. E ben bunu 2 ile çarptığımda burası artık 16 oldu. Artı e, x kare ile y karenin toplamı da 28'di. Onu da yazdım. Eşittir a'nın karesi. E, Burayı topladığımızda artık 16 artı 28. A'nın karesi eşittir. 6 ile e, 8'i topladım. 4. 2 ile 1'i topladım. 3. Elde de 1 vardı. 44 oldu. Unutmayın biz A'yı arıyoruz. Pozitif reel sayı dediği için her yerin kare aldığımızda A eşittir. Kök 44. O da zaten 2 kök 11 oldu. Yani x artı y toplamı da 2 kök 11'dir diye söylüyoruz. Evet arkadaşlar 5 üzeri x artı 9 üzeri x artı 15 üzeri x artı 27 üzeri x eşittir. 28 çarpı 5 üzeri x artı 9 üzeri x olduğuna göre x kaçtır diye sormuş. Şimdi bakın solda bir ifade var. 4 terim olduğu için burada gruplandırma yapıyorsunuz arkadaşlar. Sağdaki ifadeye benzetmeye çalışıyorum. Şimdi benim bu 15 üzeri x ve 20, 27 üzeri x ifadelerindeki ortaklığı görmem lazım. Benim aklıma hemen şu geldi. 5 üzeri x de 15 üzeri x. 15 üzeri x tekrar yazıyorum. 5 üzeri x artı. Şimdi 15'i 3 çarpı 5 diye yazarsak. 3 üzeri x çarpı 5 üzeri x artı. 9 üzeri x 27 üzeri x. 9 üzeri x artı 27 de 9 cinsinden yazarsam. 3 üzeri x çarpı 9 üzeri x oldu. Şimdi bunları bulduktan sonra bakın şu iki terimde 5 üzeri x'ler ortak. 5 üzeri x parantezine aldım. 1 artı 3 üzeri x geldi. Artı. Burada da arkadaşlar 9 üzeri x parantezine aldım. Buradan da 1 artı 3 üzeri x geldi. Şimdi gördüğünüz gibi iki tane terimi yakaladım. Bu birinci terim. Bu da ikinci terim. Bu iki terimde de ortak bir ifade var. Nedir o? 1 artı 3 üzeri x. Onun ortak çarpan parantezine aldığımızda 5 üzeri x artı 9 üzeri x eşittir. 28 çarpı 5 üzeri x artı 9 üzeri x oldu. E bunlar birbirinin aynısı. Bunları sadeleştirdim. Demek ki 1 artı 3 üzeri x eşittir 28. 3 üzeri x eşittir 27. X de buradan artık arkadaşlar 3'tür diye söylüyoruz. Evet arkadaşlar geldik videomuzun ödüllü sorusuna. Çözümlerinizi yorumlar kısmına bekliyoruz.